Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz özgeçmiş yazarken ana başlıkları ne olmalı? Zaten iş başvurusu yaptığınız yerlerde hazır özgeçmişler bulunmakta. Fakat siz kendinize özgü bir özgeçmiş yazmak istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? Başlıklarınız neler olmalı? Bunları hep beraber inceleyelim. Her özgeçmişte mutlaka bulunması gerekli ana başlıklar vardır. Bunlar ad, soyad, adres ve telefon eğitim, iş tecrübesi, yabancı dil, hobiler ve iş hayatı dışındaki faaliyetler, iş ve kariyer hedefi, kişisel bilgilerdir. Ad, soyad, adres, telefon, temiz bir dosya, A4 kağıdının en üstüne ortalanarak yazılması tavsiye edilir. Bu bölümün başlık koymak için iyi olmaz. Örneğin adı Ahmet, soyadı Temizkan diye yazmayın. Ahmet Temizkan demek yeterli olacaktır. Verdiğiniz telefon numarasının iş saatleri içinde ulaşabilir olması gerekir. Adresinizi, adresinizi yazarken posta kodunu unutmayın. E-posta adresiniz de varsa muhakkak ekleyin. Yeni me mezunlar açısından eğitim bölümünün başa alınması yararlı olacaktır. Yeni mezun olduğu bilinsin işveren tarafından. Burada da bütün okulların sıralanması gerekmez, ama başvurdu, başvurduğunuz işle ilgili önemli gördüğünüz bir eğitim almışsanız veya proje, doktora tezi gibi çalışmalarınız varsa bunları mutlaka belirtmelisiniz. Yeni mezun değilseniz, özgeçmişinizin en önemli bölümü iş tecrübesi bölümüdür. Buraya da o güne kadar çalışmış olduğunuz bütün tam zamanlı veya da yarım zamanlı işleri mutlaka ardarda sıralamak gerekmez. Ancak işe başvurduğunuz işle ilgili becerileri kazandırmış olanları mutlaka yazın. Ben dilinden uzak durun. Sakın yeni tornayı ilk ben kullandım. En yüksek satış gelirini ben sağladım demeyin. Bunun yerine CNC tornayı öğrendi ve kullandı şeklinde yazabilirsiniz. Diğer satış elemanlarına oranla ayda %20 daha fazla satış yaptı şeklinde ifadeler yerinde olacaktır. Genelde en son işe en çok yer ayırmak yerinde olur. İlk işlerinden daha az, sonrakilerden daha fazla söz edin. İşverenler genellikle iş hayatınızın gelişimini merak ederler. En çok da en son çalıştığınız yerle ilgilenirler. Amirlerinizin ya da patronlarınızın adlarını belirtmek gerekmez. Ne var ki o kişi sektörde çok tanınmış biri ise sizin açınızdan bir artı puan getireceği için adını verin. Hobi ve iş hayatı dışındaki faaliyetlerinizi sakın önemsiz olarak düşünmeyin. Bunlar sizi değişik alanlardaki insani ilişkileriniz ve becerileriniz açısından destekler. Ancak sinemaya gitmek, kitap okumak, hareketli ortamlarda bulunmak ya da seyahat etmek gibi genel şeyler hakkınızda hiçbir ipucu vermediği için hiçbir anlam taşımayacaktır. 3 yıl semt futbol takımının taptanlığını yaptı tahtadan oyuncak yapar, gitar çalar, Selçuklu eserlerinin bulunduğu illeri gezer gibi daha somut ve sizi gerçekten anlatan ifadelerinizi belirtin. Eğer başvurduğunuz iş yabancı dil bilmenizi gerektiriyorsa özgeçmişinizde mutlaka bir yabancı dil bölümü bulunmalıdır. Burada çok iyi, iyi orta gibi sıfatlardan kaçınılması tavsiye ediliyor. Bunun yerine o dili nerede, nasıl öğrendiğinizden bahsetmeniz yerinde olur. Makine kullanma talimatlarını anlayıp uygulayacak düzeyde bir İngilizce, Alman kültüründe 3 yıl kursa gitti ya da 2 yıl İngiltere'de çalıştı diyebilirsiniz yabancı dil bölümünde. Kişisel bilgiler bölümünde de yine o işle ilgili önemli görülen şeyler yazılmalıdır. Bu da en sona konulabilir. özgeçmişinin özgeçmişinizin yerinde olacaktır. Örneğin bir satış elemanı sürücü ehliyeti sahibi olduğunu, bir özel koruma adayı boyunu, kilosunu ve yaptığı sporu erkeklerde askerlik durumunu mutlaka yazmalıdırlar. Özgeçmişle ilgili bazı önemli noktaları özetleyelim videomuzun sonunda. Özgeçmişinizde gerçek olmayan hiçbir şey bulunmamalıdır. Örneğin yabancı diliniz yeterli değil ama siz onu okuduğunu anlayıp cevap yazabilecek düzeyde İngilizce demişseniz sizi görüşmeye çağırdıklarınıza elinize bir İngilizce mektup verip cevap yazmanızı isteyebilirler. Yazdıklarınız, yazdıklarınızı herkes anlayabilmelidir. Teknik terimler, özel bilgi gerektiren sözcükleri sadece ve sadece iş alanında yer alınıyor, alıyorsa kullanın. Ücret talebinizden söz etmeyin. Bazen fazla kaçabilir, bazen de çok az istemiş olabilirsiniz. Sadece şu kadardan aza çalışamam gibi bir kararınız varsa bunu kısaca belirtmelisiniz. Daha önceki işlerden niçin ayrıldığınızdan söz etmeyin. Bütün işverenler en çok bu konuyu bilmek ister. Görüşmeye çağrılırsanız bunları elbette açıklamalısınız. Görüşme bölümünde de bu konuyu ayrıca ele alınacaktır. İlerleyen videolarımızda bahsedeceğiz. Daha önceki işlerden niçin ayrıldığınızdan söz etmek yazılı bir şekilde tam kendinizi ifade ed etmiyor olacaktır. Her iş, her iş başvurusuna özel bir özgeçmiş hazırlayın. Aynı sektörde, aynı dalda faaliyet gösteren iki ayrı yere başvururken bile far farklar gerekebilir. Örneğin A şirketi verdiği iş ilanında kalite çemberinden söz ediyorsa, önceki çalıştığınız iş yerlerinde bu konuda deneyimlerinizi belirtmelisiniz. B şirketinde iş ilanında ekip çalışmasına yatkın diyorsa ibaresini kullanılmışsa önceki iş yerinizde hangi ekiplerden hangi rolleri üstlendiğiniz e, muhakkak önemli olacaktır. Biri kalite yönü çıkaran e, eleman istiyor. Diğeri ise ekip çalışmasına e, yatkın eleman aramakta. E, ekibinizden neler yaptığınızı bunları baş, e, başvurunuzda muhakkak yazmalısınız. özgeçmişinizle ilgili bazı önemli noktaları videomuzun sonunda noktaladık. Herkese Mutlu günler diliyorum. Esen kalın.